Çok saygıdeğer izleyiciler, yine bir sekizinci şehir programıyla huzurlarınıza gelmekten çok büyük onur duyuyoruz. Sizlerle beraber olmak ve ilimizin güzelliklerini anlatmak bizim için dünyanın en güzel zevki. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli bir konuğumla sizlere Keban'da şiir başlıklı bir konuyla huzurlarınızdayız. Tabii bugünkü konum Kebanlı, 1959 Keban doğumlu, eğitimini Keban'da tamamlamış, çok değerli bir şair, Ahmet Demir. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk Sayın Hocam. Saygıdeğer izleyiciler, Keban deyince Türkiye'ye dağına taşına ışık saçan bir belde. Keban Barajı'nı yüreğinde taşıyan bir belde ve Keban'dan çıkan enerji Türkiye'nin en ücra yerlerine kadar aydınlık ve ışık götüren bir belde Keban. Ben daha 1970'li yılların başında Keban'a ilk defa ağabeyimi ziyarete gittiğim zaman gördüm Keban'ı. O zaman fizik mühendisi olan ağabeyim Mehmet Hanifi Bican, Keba'nın o inşaat bölümünde daha inşaat halindeyken çalışıyordu. Ve sordum soruşturdum, yatakhanede olabileceğini söylediler. Gittim gerçekten yatakhanede çizmeleri ayarında uyuyan bir adam. Önce başkası zannettim, sonra bir dönünce baktım gerçekten ağabeyim. Neyse 35 sarıldık, niye bu saatte uyuyorsun ayaklarında çizmeyle güldü. Dedi ki ben gece vardiyasından <laughs> geldim ve bu saat bizim uyku saatimiz. O zaman anladım ki Keban'da 3 vardiya gece gündüz canhıraş bir çalışma var. Keban bugünkü haline gelinceye kadar yüzlerce insan, yüzlerce mühendis, ve onlarca şehit vererek o tesis bu hale geldi. Kolay değildi. Ve yıllar sonra ben de Keban'da bir müddet devlet görevlisi olarak çalıştım. Keban halkını, ahalisini yakından tanıdım. Gerçekten çok güzel insanların bir araya geldiği özel ve güzel bir belde Keban. Keban'la ilgili ben de iki tane şiirimi size okuyacağım ilerleyen dakikalarda. İnşallah hocam. Fakat bizim konumuz Keban'la şiir. Keban'la şiir deyince Ahmet Demirak'la gelir. Türkiye onu tanır. Evet söz sizin Ahmet Bey. Şiirle ilgili neler söyleyeceksiniz? Şiire nasıl başladınız? Ve bize birkaç örnekle şairliğinizi gösterir misiniz bütün Türkiye'ye izleyenlere. Öncelikle Kanal Fırat ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve davet ettiniz. İlk bu programa rahmetli Ahmet Tevfik Ozan hocamla bu programı yapmış. Bu vesileyle hocamı da rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Nur, içinde yatsın, Nur evet. içinde yatsın. Hocam evet Keban bildiğiniz gibi tam bir kültür merkezi madenleriyle, barajıyla, alabalığıyla, tesisleriyle güzel bir ilçe. Şiir dediniz şiire ortaokul yıllarından beri hevesim, merakım vardı. Evet. Zaman zaman ilerleyip bugünle alakalar getirdik. Eee şair, konumuz şiir. Bir şiirle başlayalım. Tabii ki sohbetimize Bu memleket bizim. Hepimiz kardeşiz. Keban canımız. Bereket yağıyor dört bir yanımız. Duracak elbette göç kervanımız. Hava bizim, dava bizim, yol bizim. Ne güzellik vermiş yüce yaradan. Buzulmadı yüz sene geçti aradan. Balık bizden suyu makar karadan. Murat bizim, Fırat bizim, Göl bizim. Dünyevidir hırs mevkiyle makam. Olsam ne olur reis, amir, kaymakam. Önce insan olup kapansın yakam. Şehir bizim, nehir bizim, hal bizim. Elbet kavgasıdır herkesin etmek. Güzel olan Allah için ter dökmek. Sevap sadakadır bir fidan dikmek. Eken bizim, diken bizim, gül bizim. Lanet olsun devlet malı soyana. Gördünüz mü haram ile doyana. Candır bir taş üstüne taş koyana. Eser bizim, keser bizim, bel bizim. Ahmet'in sevgidir ortak faydası. Buş yok ki bize faydası. Aynıdır memleket millet sevdası. Yazan bizim, ezan bizim, dil bizim. El bize yüreğinize sağlık. Sağol teşekkürler hocam. Saygıdeğer izleyiciler, şairlik ve şiir Allah vergisi bir şey. Amenna. Herkes Allah söyleyemez. 10 tane edebiyat fakültesi bitirse insan... Bir tek şiir yazamaz. Ama fakülte mezunu olup da şiir yazan edebiyatçılarımız da var. Fakat en güzel şiirleri içinden gelerek kendi dünyasında yaşadığı olayları kaleme döken insanlar yazar. İşte Kebanlı Ahmet Demir hocam da öyle bir insan. Efendim bir e, şiir daha peş peşe e, sizden şöyle, rica edelim. Şöyle... Malumunuz hocam, geçtiğimiz günlerde büyük bir deprem felaketi atlattı evet. yurdumuz. Allah bir, daha, bir, bir daha yaşatmasın. Bir daha inşallah. Ee, o andaki duygularımı kaleme aldım. Depremle ilgili yazdığım bir şiirli takdim etmek istiyorum Tabii ki seyircilerimize. Iniyoruz. Maraş depremi destanı, yanıyor yüreğim, naçar halimle. Neyleyim zelzele denen zalimle, tutulmuş dizlerim kırık belimle, enkazlara bakıp bakıp ağladım. Kurban olam, bilen var mı acımı? Kaybettim yar, ana, baba, bacımı. Deprem bırakmadı tek ağacımı. Çok ağıtlar yakıp yakıp ağladım. Diyarbakır öksüz, Malatya yetim. Adana'da Yasin, Hatay'da Hatim. Kilis'te okutmaktı bu yıl niyetim. Sineye dert takıp takıp ağladım. Kaldı boğazımda ekmekle aşım. Nasıl uyurum ki ağlar maraşım. Asla dinmeyecek, asla dinmeyecek akan yaşım yaşlarımı döküp döküp ağladım. Uyan Adıyaman, Antep yanıyor. Geçmemiş Elazığ yaran kanıyor. Osman suskun, Urfa dönüyor. Bu dişlerim sıkıp sıkıp ağladım. Türkiye tek yürek gitti canımız. On şehir birane dondu kanımız etrafımızda söndü her yanımız. Ah ile vah çekip çekip ağladım. Bakın Anadolu'm düştü ne hale. Ahmet duygulanıp getirdin dile. Binler kayıp var ağlamam nafile. Dudağımı büküp büküp ağladım. Rabbim bir daha böyle felaketleri göstermesin yüreğine değerli hocam. Biraz insanları, seyircilerimizi duygulandırdık. Bir espriyle bunu şey yapayım. Misafir gelmiş, sosyal medyadan tanıdığım evimize konuk ettik. Tabi şiirler okudum. Duvarda sazımı gördüler. Kara kalem resimlerimi gördüler aslı. Yadı da hocam maşallah sen, ...çok yönlü sanat icra ediyorsun. Bizim hanım birden demez ki... ...he he... ...Ahmet her ipten oyunuyor. <laughs> <laughs> ne kadar güzel. <laughs> güzel bir espriyle... ...bu evet. duygularımızı şey yapalım hocam. Evet. Ee, şair denince hocam... ...sevda akla gelelim. Evet, Bu noktada evet, daha... bir not düşeyim Ahmet ee, Bey. Buyurun hocam. Saygıdeğer izleyiciler... ...Ahmet Bey az önce... ...Kahramanmaraş depremiyle ilgili... ...okuduğu şiirle... Türkiye'nin çok ender yaşadığı bir acıya bir eleme not düşmüş, tarih düşmüş. Tarih boyunca destanlarımız olmuştur. Tabii büyük olaylar neticesinde destanlar yazılır ve o destanlar o büyük olayları unutulmaz kılar. Bu az önce söylediğim gibi her insanın yapabileceği bir hizmet değil. Bunu ancak şairler yapar. Bu nedenle Ahmet Bey'e yine teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Canım. Yeni bir Allah şiirle. Razı olsun. Buyurun efendim. Ee, bahsetmiştim hocam. Ee, sevdasız şair olmaz. Muhakkak. Evet. aşk yaşar. Evet. Bütün şiirlerinde aşk vardır. Bundan önceki dönemdedir. sevda şiiri yazan şair şair değildir demiştiniz Sayın Zekeriya Hocam. Evet. Evet. Şimdi bir sevda şiirimi okuyayım. Sevda Pınarı. Pınara indim bir tas su içmeye. Bir sarı yazmalı geldi geçmeye. Giderdim meraya çayır biçmeye. Bekle ardım sıra gel dedi bana. Su tasını verdim tuttum elinden. Ay dedi sanki balaktı dilinden. Sevgiyi bilenler anlar halinden. Gören olur. Elimi sal dedi bana. Nur cemali vardı. Güneş ay gibi. Kiprikler ok. Kaşları yay gibi. İpek kalbin duru. Nehir çay gibi. Gönlüm kapısını çal dedi bana. Sevdamız karıştı. O pınar suyuna. Bayıldım Eladöz ahlak huyuna, Ölürüm güzelim bu fidan boyuna. Yüreğim senindir. Al dedi bana. Hep hayal ederim pınar başını. Döngel artık ey mehil alkaşını. Seviyorsan sorma aşkın yaşını. Dil ve sözlerin bal dedi bana. Ahmet anıların var bu pınarda. Bir de şiir yazın kalsın bir kenarda. suya at içersen bağrın yanar da. Ne olur? Ne olur bu gece? Kal dedi bana. kal dedi bana. Evet çok güzel. Gerçekten. Evet. Aşk ve sevda şiiri yazmamış şair. Bence şair değil. Çünkü aşkla başlar. Aslında Hatta tabiatın bütün görüntüsü bir sevda anıdır. Evet hocam. Yüce Allah büyük bir Aynı. aşkla yaratmış kainatı. Yıldızlara bakar insan onların ahengini, dansını görür ve şiir yazar. Mevlana Aynen da öyle. hep öyle yazmıştır. Evet hocam. Evet. Yeni bir şiirle evet. Vaktimiz dar olduğu için elimizden geldiği kadar e, 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 sizden e, e, şiir evet, anlayacağız Allah razı olsun hocam. O evet. zaman e, yine bir Keban şiiriyle evet. devam edeyim. Gözümün bebeği Keban. Keban gönüllerde sevdadır, yardır. Yalancı bir cennet, şelalem vardır. Balık dermandır, gel yaranı sardır. Onurum, şerefim, şanımsın Keban ılıman bölge, bağ bahçe her yanı, her meyveyi tattı göçler kervanı, misafir perver çok merttir insanı. Sen gözüm ışığı, canımsın kaban. Kalkana kurulmuş cürüt meydana, her yer tarih huzur veriyor bu cana. Gördüm gördün mü kilise cami yan yana? Aşkın ilk durağı hanımsın kebam. Gelirsen ilçemde huzur bulursun. Kurban olduğum mis gibi hava alırsın. Sevince doğayı memnun kalırsın. Bedenimi saran tenimsin kebam. Lezzet tadı Seyrun köprü başında. Cevheri gümüştür toprak taşında. Baraj altın kemer kalem kaşında. Bayrağımı akan kanımsın kebam. Ahmet can dostların alır gezdirir. Fırat'ın koynunda kayık yüzdürür. Günü sofrasına destan yazdırır. Canın cananı... Sol yanımsın kebam, sol yanımsın çaban. Evet. İşte bu sol. da böyle bir kebam sevdasıyla yazdım. Memleket aşkı şiirim hocam. Eline yine evet. yüreğine sağlık Ahmet çok Bey. Çok teşekkür ediyorum hocam. Saygı izleyiciler diyorsun. bizim Elazığ'ın Fırat'ın suyundan, arpacının unundan ekmek yiyen insanlar hep şair ruhludur. Bizim bildiğimiz ta 1750'lerden bu yana çok kıymetli şairler yetişmiştir. Harput'tan günümüze eser bırakan o güzide insanlar yaşamış ve yazmışlar. Bizim bir Manas Kültür Ocağımız var. 15 günde bir toplanıp şiirler okur ve bir kısım arkadaş da saz çalar, türkü söyler, şarkı söylerler. Ve biz ona Manas'ın şiir ve musiki günleri deriz. Bu 2005 yılından beri devam ede gelir. Eski bir geleneğin devamıdır aslında. Harput'ta da henüz yaşam devam ederken şairler böyle haftada değil de 15 günde bir bir araya gelir. Şiirler okur, yeni şiirlerini takdim ederlermiş. Harput büyük bir yıkıma uğrayınca göçler başlamış. Harput'ta yaşam izleri azalmaya başlamış. Derken çok önemli bir şair de Mezre'de yer edinemediği için göçememiş. Yani Mezre dediğimiz bugünkü Elazığ'ın yerleşim yeri. Ve dalgın dalgın yürürken Harput'un çok önemli bir zâsı ona selam veriyor. Şairim merhaba, nereden nereye diyor. Şair dalgın, cevap vermiyor. Ve o Harput'un ileri gelen zatı kahveye uğruyor, diyor ki ya filanca şaire rastladım, selam verdim. Selamı almadı, acaba bir problem mi var? Diyorlar ki efendi, çok fakir düştü, maişeti de yok. Evinde unutmaz, kepek kaçmaz bir durum var. Diyor bir söyleyin acaba bizim eski değirmene bekçi yapsak maaş versek kabul eder mi? Haber ulaştırıyorlar. Kabul ediyor. Gidiyor değirmene. Canı sıkılıyor. Değirmen eski bir değirmen. Taşı şak şakısı kırılmış. Suyu olmayan eski bir değirmen. Ben buranın neyini bekleyeyim diyor. Yani bana maaş verecekler ama anlıyor. Fakir zavretten ötürü böyle bir teklif geldiğini, üçüncü günü eski bir kağıdın üzerine bir cümle yazıyor ve orayı terk ediyor. Diyor şairi yaptılar eski değirmene ases, unutmaz kepek kaçmaz. Yakışır mı diyor, ey teres. Evet, çok Ve evet. kağıdı bırakıp gidiyor. Evet, hocam. Sonradan ilgililer, yetkililer o kağıdı görünce diyor ki şair istifa etmiş. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Evet, şair onurludur, gururludur. Öyle evet, evet. herkese boyun eğip bel bükmez. Direkt söyler söyleyeceğini. Bazen tatlı söyler, bazen acı söyler. Ama söylenmesi gereken şeyi mutlaka söyler. Ve Ahmet Demir şairim de öyle sözünü esirgemeyen gözünü budaktan esirgemeyen bir şairdir. Teşekkürler hocam, Allah razı olsun. Ve bir şiir daha dinleyelim. Evet. Hocam Sahi ben e, bu programa gelirken bir istek şiir okuyacağım. Bir programa gelirken bir arkadaşım aradı. Evet. Dedi ağın için bir şiir yazarım, okur musun? Kendisi çok güzel Kucaeli Akadermeyi Başkanı <laughs> Ağın Kemalye Egin evet. e, Arapgir Dernek Başkanımız Sayın Ayşe Aydın Sökmen Dedi Bu şiirinde Babamın ismi de geçiyordu Onu dedi televizyonda okur musun dedim Başım üstüne okuyacağım Çok güzel olur İnşallah. Ayşe Hanım'a da selam saygılar dedim, Başım üstüne Allah razı olsun hocam Huzurun adıdır Ağın cazibe merkezimiz bizim bu elde. Huzur kenti bal gibi tadı var dilde. Dönmedi Atatürk'ün gittiği yolda. Kültür deryasında sel gibidir ağın. Evet. Leblebi üzüm bağı bademle ünlü. Aşkla merhametli yufkadır günlü. Tarih, sanat, kültürüyle çok yönlü. Bul çiçekler açan dal gibidir ağın. Anayla kuzu keban baraj gölüyle, medenice sözün var sazın teliyle, çok destanın yazılmış şair diliyle, has güle aşık bülbül gibidir ağın. Misafir perver, şirin güzel hoyları, her işte maharetli hanım beyleri, birbirinden güzel bütün köyleri badem şekeriyle bal gibi durağın. İlyas hocamın köyü ise Şenpınar. Rahmet dileri size ey koca çınar. Tüm öğrettiğin, tüm öğrettiğin size duayla döner. Eğitimde tam bir yol gibi ağın. Ahmet der ki, Geziniz ilçeyi görün. Baraj gölü yanına bir yuva kurun. Mutlulukla hayatı yaşayıp durun. Bak içinde gonca gül gibi dırağın. Gonca gül gibi dırağın. Sayın hocam ağın şimdi Elazığ'ın 10 ilçesi içerisinde cazibe merkezi programına alınmadı. Bu vesileyle bu programda yetkililere de duyurmak istiyorum neden araba dilmiyorum daha. Çok çok iyi olur. Ağın çok Kesinlikle, önemli bir kasabamız. Evet. Aynen öyle. Bütün evet. güzelliklerin orada olması lazım. Kesinlikle hocam aynen doğru söylüyorsun. Ahmet Bey ben devlet su işlerinde <laughs> 40 yıl çalıştım, emekli oldum. Evet hocam. Ve bir gün Dese'ye bültenine bir şiir gönderdim. Ve Dese camiasına armağan ettim o şiiri. E, maşallah maşallah. Şimdi Fırat'la ilgili yazdığım bu şiiri de ben takdim edeyim. Ha, sen buyurun, derseniz. buyurun hocam. Tabii ki memnuniyetle. Fırat'la söyleşi aldı bu şiirim. Asırlardır deli deli akardın sen. Kapıldın mı önüne seline alıp götürürdün. Yeni gelinleri köprülerden düşürürdün. Ağıtlar yakılırdı yıllar yılı nesil nesil. Sen anlatılırdın. Toprağımı sürüklerdin bilmediğin Diyarlara. Taşkınlık yapardın Nevruz aylarında, Kar delenleri kökünden sökerdin sen, Ah Fırat sen, şaha kalkmış, Bir kısrak gibi hüklerdin, Bak nasıl vurulmuş gem, Hem de beş yerden, Önce Keban'da dizgin dedik seni, Sonra Karakaya, Atatürk, Birecik, Karkamış'ta, Haydi ak akabilirsen deli deli, Haydi kat katabilirsen seline beni, Ah o yağmurlar ki rahmetti, zahmete çevirdi nimeti. Yine nehirleri azdıracak diye uyku girmezdi gözlere hani. Toprağımızı çalacak diye korkardık. Ekini, sapı samanı, ürünü emeği alırdın ellerimizden. Bir vurdun mu iki yılımızı alıp götürürdün. Şimdi ne kadar yağarsa yağsın yağmurlar. Uykularımızı bölemesin artık ülkende seni dizginleyecek birileri var artık. Bir değil, binler var artık. Çok güzel. Evet. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık hocam. Şimdi efendim bu barajlarımız yapılmadan önce binlerce metre küp su, tatlı Çok su şirin. akar Dışına. giderdi. Evet. evet. Yabancılar gelip gezdikleri zaman nehre bakıp nehir akar, Türk bakar diye gülerlerdi. Aynen. Evet, aynen Artık yabancılar da gelip gülemiyor. Türk insanı tek başına büyük bir emek ve hizmet almadan kendi başına barajlar yapabiliyor. Evet. Bu nedenle devlet su İşleri camiasını da kutluyorum. Tebrik ederim. Çok değerli mühendisler, çok evet. değerli müdürler, çok değerli amirler var. Yetiştiler. Şimdi ülkenin birçok yerinde akarsular artık. ...toprağımızı alıp bir yere taşımıyor... ...taşıyamıyor... Kesildi hocam, ...önü kesildi, kesildi hem enerjisini alıyor... Evet. ...hem de... ...geride kalan toprak korunuyor... Evet. ...Elazığ... Tamam. ...çok özverili bir kent... ...yüzlerce köyü... ...keban, göl... ...alanı içinde kaldı... ...bazen yağışlar az olduğu zaman... ...o köylerin minareleri... ...ortaya çıkıyor... Geçen yıl İstanbul'dan bir arkadaşım geldi, o da aynı zamanda iyi bir müzisyendir, makina mühendisidir, evet. Şemsettin Taşbilek. Gidip köyümün minaresine baktım Sözünü ağladım kestim. dedi. kestim. Çalıp söylüyor da. Çalıp şey de, söylüyor de, da. Es, iyi de bir sanatçar. Binlerce yıllık kültür sulara gömüldü. Özveri dediğiniz zaman az bir özveri evet. değil. Kesinlikle hocam. Kitaplar yazılır aslında bununla ilgili. Ne yazık ki enerji yönünden de Elazığ'a büyük bir faydası olmadı. Türkiye oldu da. Gönül arzu ederdi ki bu yüzlerce köyünü suyun altında bırakmaya gönülden razı olan bu insanların elektriği hiç değilse yüzde elli ucuz olsun. Kesinlikle. Ama olmadı. Olmadı Sayın Hocam. Bu arada demişken dönemin e, Cumhurbaşkanlığından Kenan Evren, Dar darbe döneminden sonra Keban'ı da ziyaret ettik. Evet, dedi ben ki, oradaydım o zaman. dedi ki, Keban halkı en azından ele yarı fiyat ücretiyle öderiz. Ama sözde kaldı. Evet. Öyle şey olmadı hocam. Bir şiirle devam edelim. Tabii canım. ki ben biliyorum. Yine bir aşk sevda şiir okuyayım hocam. Çok güzel olur. Başka nasıl seveydim seni? Aşka davet ettin, uydum çağrına. Ömrümü adadım bu aşk uğruna. Bu garip bazen taş bastı bağrına. Söyle, başka nasıl seveydim seni. Bedenimi serdim sevdan yoluna. Kefenim sendedir sardım beline. Canım kurban ettim saçın teline. Söyle, başka nasıl seveydim seni. Hiç çekinme, öldü öleyim. Benden ne istersin söyle bileyim. Amadeyim, ben bu aşka köleyim. Söyle, başka nasıl seveydim seni. Hazırım, ölüm şart olsa gelmeye. Ferhat gibi koca dağlar delmeye. Bu aşkın uğrunda değer ölmeye. Söyle, başka nasıl seveydim seni. Kalbim küle döndü aşk ateşinde. Ağlayınca ben varım göz yaşında. Nereye dedinse geldim peşinde. Söyle başka nasıl seveydim seni. Ahmet hayal edip rüyada gördü. Ölümüne sevda hakka söz verdi. Yeminler ederek sözünde durdu. Söyle başka nasıl seveydim seni. Başka nasıl Seveydim sen. Eline yüreğine evet. sağlık Ahmet Bey. Teşekkür ederim hocam. Bey. Şimdi demin az önce bahsettim ya ağabeyim Mehmet Hanifi bir canı ziyarete gelmiştim Keban'a. Evet hocam. O zaman Keban büyük bir kasaba gibiydi, çok büyük. Evet hocam. Binlerce insanın çalıştığı ve yabancı işçilerin, mühendislerin de hizmet aldığı, hizmetinin yapıldığı bir yerdi. ...ve yıllardan sonra tekrar geçen yıl sizleri ziyarete geldiğimde... ...öyle o günler gözümün önüne geldi, üzüldüm. Evet, Keban sanki kendi halini ağlıyor gibiydi. Terk edilmiş bir ana ocağı, baba kucağı gibiydi. Keban'ın bu kadar büyük bir değeri, barajı olmasa bile yüzlerce insanın da senede gelip ziyaret ettiği bir yer. Gönül arzu eder ki Keban'a çok daha büyük hizmetler yapılsın. Gelen insanlar da o hizmeti alsınlar. Evet hocam. Buradan ilgililere, yetkililere seslemek istiyorum. Teşekkür ederiz. Aynen öyle hocam. Bizim Harput'ta öyle yani 100 yıl boyunca yıkılmaya terk edildi. Yavaş yavaş yıkıldı. İçinde oturulan Evler içine çöktü, kendi içine çöktü bakımsızlıktan. Sit alanı olması nedeniyle. Ve o yavaş yavaş yıkım şimdi de yavaş yavaş yapıma başlandı. Evet. Bazen gidiyorum yeni bir şeyler yapıldığını görüyorum. Seviniyorum bir çocuk gibi. Ne güzel. Elazığ'a dönüp geldiğim zaman da huzur içinde dönüyorum evet. yeni şeyler görünce. Aynen. Ben de burada bir harp şiir okuyayım, kısa Tabii bir değilim. şiir. Tabii ki hocam. Evet, e, Harput'u iade etmiş olalım bu arada. Geçen e, Ahmet Tevfik Ozan'ı rahmetliye gittiğimi ziyaret ettim. Mekanıcım Mezarı de başında de. sanki sağmış gibi konuştum Aynen. onunla. Kardeş erken geldin dedim. Yapacak çok işimiz vardı. Bu stüdyoya sinmiş, onun ruhaniyeti vardır. Evet. Rahmet tanıyorum. Ve bu şiiri de ona hitap etmek istiyorum. Harput'ta bir akşamüstü Harput'ta bir akşamüstü gün batıyor. Elemler içindeyim çınarlı bahçede yalnız. Şiirler yazıyorum lakin kalem kanıyor. Gözlerin geliyor satırlarıma. Yazdığım satırlardan gülüyor bana. Biliyorum şu anda sen yoksun ama yanımdasın gibi geliyor. Ruhum bedenimle gidip geliyor. Anlık zamanlarda bir Harput'tayım, bir İstanbul'da, bir Hisar'dayım, bir Kanlıca'da. Zihnim nasıl gidip geliyor bu kadar darda? Boğuluyorum anıların tam ortasında. Hem kar yağıyor hem soğuk hava. Bir de radyoda uzun hava. Dört yanım dönüyor bir buzdolaba. Yüreğimin üstünde ocak yok ama bilmem neden bedenimi ateş sarıyor. Harput'ta şiir yazarken kalem kanıyor kalem kalıyor. Evet, maşallah çok evet. güzel. Ağzına yüreğine sağlık. De Devam ediyorum. Tabi Aynı. Hemen bir ee, şiir bekliyoruz sizden. Yine el hazırla ilgili yazdığım bir şiirim hocam. Harput dediniz. Bu şehir aziz şehir. Harput değerlerin tek ana vanası Lügatte babadır Gakko'nun manası Sarahatun hanlar sultanlar anası Yigit hanımağa beyimiz var bizim. İl bey komutan Sultan Balak Gazi. Her cephelerde geçti tarihi mazi. Hak ve hukuk için kurdular terazi. Eze emmi bibi dayımız var bizim. Sivrici aşktır devletin sağ koludur. Kara koçan Mevlana'ya geçiş yoludur. Ağın ülkemiz kültür bağın gülüdür. Medeni yapılı huyumuz var bizim. Hafızları coşunca bülbüller ötüştü. Yanan çayda çıra bu aşkla tutuştu. Kuvancılar paloda şeyhler yetişti. Çok tarihi ilçe köyümüz var bizim. Yüresel ürünle zengindir mutfağı. Madende çilekle üzümlerin bağı. Keban barajında elektrik kontağı. Çır çır şelalesi. Suyumuz var bizim. Anlamlı şapkanla duyurdun adını. Baskilde gayısı verir damak tadını. Bambaşka arıcak hamarat kadını. Gönül sofrasına çayımız var bizim. Şiir başkentim bu şehir, aziz şehir. Alacakaya mermer, Fırat aşk nehir. Ahmet bir divane hiç olur mu şair? Türk asırlı asil, soyumuz var bizim, soyumuz var bizim. Öyle. Eline yüreğine sak. gerçekten çok güzel şiirler. Allah razı olsun. Bugün Teşekkür ederim hocam. Bugün Elazığ'da, evet. Keban'da bizi dinleyen herkeste şiire doyacak. İnşallah hocam. Ee, devam edeyim mi? Tabii Geçen bir şiir hemen zamandan e, kazanmak için bir şiir daha alalım. E, du'a hayatında bir şiir okuyayım hocam. Evet. Kavuştur ya Rabbi. Ya Rabbi herkesin güldür yüzünü. Yetim öksüz mutlu açsın gözünü, Tüten ocak çözer kalbin buzunu, Yokuş bayırından düze kavuştur. Göksü imam Allah aşkıyla dolan, Huzurla neşeyle mutluluk bulan, Tam bin aydan daha hayırlı olan, Daim kadir gecem bize kavuştur. Dönderin yönümü dikensiz yola. Sevdiğim kolların boynuma dola. Seven sevdasıyla gelsin kol kola. Mutluluk görecek göze kavuştur. Zalim ve zulümle derdi olmayan, yoklukla fakirlik nedir bilmeyen, felaketlerle pak yüzüsü olmayan, zorlu çetin kıştan, yazı kavuştur. Cephede vatana göğüs gerecek. Ramazanda fitra zekat verecek. Nice sevgi dolu bayramlar görecek. Seven genci, seven kıza kavuştur. Ahmet'im, sevdama şiir yazanım. Oynanan oyunda ezber bozanım. Aşktır, okunsun beş vakit ezanım. Kalan ömrü gülen yüze kavuştur, gülen yüze kavuştur. Çok güzel Ahmet Bey. Eline, diline, yüreğine sağlık. sözün burasında dünyayı terk etmiş bazı şairlerimize rahmet almak istiyorum. Allah hepsine rahmet eylesin. Yakın zamanda İlham kaybettiğimiz Mehmet Topal iyi bir şairdi. Elazığ Lisesi'nden arkadaşımızdı. Evet. Ahmet Tepegözhan'ı, Aslan Kacar'ı. Mehmet Bico Kerküklü'yü, Murat Bilgin'i, Berika Küçük Hanımefendi'yi, Hüsamettin Septoğlu'nu, Reşat Gündüz'ü rahmetle ve minnet tanıyorum. Mekanları, Mekanları cennet olsun. Mekanları cennet olsun. Bir de e, bir şairimiz vardı, onun şu anda ismini hatırlayamadım. Ona da rahmet diliyorum. Aklıma gelirse yani birazdan söylerim de. İnşallah hocam bazen insan çok sevdiği bir insanın da ismini unutabiliyor. Tabi bu şairler siz zat haliniz. memleketin kültürüne çivi çakan, efendim atını nallayan, Allah razı olsun hocam. De öyle. temelini harçla dolduran güzel edebiyat ve kültür insanlarısınız. Allah razı Hepinize minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Allah varlığınızı ...ve sağlığınızı daim etsin diyorum. Allah razı olsun. Bu, vesile, evet, bu arada bütün, yine bir şiir alalım, şiir alalım sizden. Zamanınız daralıyor. Hocam o zaman e, geçen yıl Keban'a ziyaretimize geldim. Manas olarak Burada Manas'a da, Şener Bulut'a da... ...bütün arkadaşları ve saygılarımı göndereyim. Evet. Dut zamanı. Dut yemeğe gelmiştiniz. O zaman ben bir dut ile yazdığım şiiri... ...sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. evet çok güzel. Keban'da dut zamanıdır. Dut fakir meyvesidir. Ne desek azdır. Yüreğim ısınır, mevsimi de yazdır. Aşkla buluşuran tatlı bir sözdür. Bizim elde şimdi dut zamanıdır. Avuç ile yerim, duymam tadına. Bekmezi güç verir erkek kadına. Kaynatıp urcuk yap er muradına. Keban elde şimdi dut zamanıdır. Yedikçe açılır gözümde perde, vitamin deposur, devadır derde, tadı dillerde, sevgidir her yerde. Bizim elde şimdi dut zamanıdır. Bir kardeşiniz var burada canlar, gurbatin halinden şairler anlar. Evim evindir, ey baylar bayanlar. Keban elde şimdi dut zamanıdır. Bilesiniz. Türktür söyle sopum. İlçemi tanıtmak gayemle yapım. Buyurun herkese açıktır kapım. Bizim elde şimdi dut zamanıdır. Gelen misafir başım tacıdır. Hepsi arkadaştır, kardeş bacıdır. Ahmet der ki tutlar dert ilacıdır. Keban elde şimdi dut zamanıdır. Bizim elde şimdi Dut zamanıdır. Buyurun gelin hocam. Efendim o tuttan biz de gelip tatmıştık. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Hakikaten teşekkür çok güzel bir gündü. Şimdi Ahmet Bey şair e, kimdir? Şair bakan gören adamdır. Bazı insanlar bakar ama bir şey göremezler. Aynen öyle. Şair de gördüğünü ifade eder. Dertleri, efendim neşeleri sevinçleri kağıda şiire döker ve o gören gözle başkalarına da gördürür. Aynen öyle. Şimdi Keban deyince küçük bir kasaba. Evet. Kasabalara eskiden çerçiler gelirdi. Dükkanın sırtında taşıyan insanlar. Aynen. Çoluk çocuk, kız erkek Toplanıyor. onun başına toplanırdı. Bir gün ben daha Elazığ büyük bir kent değilken haftada bir gün bizim mahalleye gelen bir çerçinin Hal ve hareketlerini izlemiştim Sonra zamanla Ben onunla ilgili bir şiir yazdım çerçi ha, Çok güzel diye. buyurun okuyun dinleyelim hocam Yoksul mahallelerin çerçisidir o Neredeyse şimdi çıka gelir Omuzunda taşır dükkanı gün boyu Yoksul kılla, kızlar dolaşır etrafında her gün Rengarenk taç sok Saç tokaları almak için Geçen gün yaşananlar yeniden yaşanır bozuk paralar örselenmiş duygulara karışır. Naylon bilezikler beyoğlu taş parlar. Üstü yaldızdan sır kaplı bakır yüzükler. Bu basit, bu büyülü, bu küçük tezgahta her gün neresinden tutsan kırılan umutlar satılır. Bir heyecanla koşar lepiska saçlı bir kız. Heyecandan gözleri iri, gözleri kara. Kıskançlık, umut, heyecan dolu bakışlarıyla Naciye'nin yüzüğünden olsun diye atılır. Çerçi yoksul, müşteri ondan beter. Yeter Allah'ım yeter. Bu mahallenin yükünü bir başkası görmez. Her gün bir ben, bir de bu yoksul çerçi çeker. Allah razı olsun. Ağzına yüreğine sağlık hocam. Bir son şiir okuyayım. Evet. Bu kebandan Allah bilecikler 25 kuruştu da borca bırakılırdı haftaya diye. <laughs> Keban'dan başladık. Keban'dan barajla Tabii başladık. efendim. İki dakikamız para. var. Keban Barajı. 64 yılının Nisan'ın dördü. Keban'ım ufuktan bir ışık gördü. İlk taşı başbakan demiler ördü. Aş, iş ve nam verdi Keban Barajı. Azgındı bu nehir. Aniden durdu. Anında şenlendi garipler yurdu göl doldu gelenler çırçırı sordu hastaya kan verdi Çabam barajı aydınlığı görmek milletin derdi Rabbim insanıma bir rızık verdi gönlümde çilimler halılar serdi Teknike yön verdi Çabam barajı Fırat asi çılgın durdurmak zordu üç yabancı şirket gemini vurdu beton taş örerek santrali kurdu. Şeref ve şan verdi Kevan Barajı. Ahmet çocuk idi, heyecan sardı. Bitmeye bitti ama on yıl sürdü. Dönem başbakanı yiğidin merdi. Yurduma can verdi Kevan Barajı. Can verdi Kevan Barajı. Elinize yüreğinize sağlık Ahmet Bey. Vaktimiz de doldu. Ee, bu artık sizin e son sözünüz nedir diye sormaya vaktim kalmadı özür dilerim. Çok saygı değer izleyiciler. Yine bir 8. şehir adlı program 45 dakikalık zamanıyla bir solukta geldi geçti. Haftaya yeni bir konu, yeni bir konukla tekrar huzurlarınıza gelebilmek dilekni hep ümidiyle hepinize en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ahmet Bey'e de huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ben teşekkür İyi ediyorum. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar hocam.